Halama haber verdin mi bebek yokmuş diye? O da üzülecek şimdi. Ya evet. Herkes beni değil bebeği bekliyormuş meğer. Bebek konusunu kapatalım artık. Evet. Annemin eve gelişini kutlayalım. Hadi. Hoş geldin anne. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ben bir de Nihal için kadeh kaldırmak istiyorum. Dekorasyon onun zevki. Şahane olmuş gerçekten. Teşekkürler Nihal. Yokluğumda büyük değişiklikler yapmışsın. Sen adamlara randevu verdiğin için işi başlatmak zorunda kaldın. Yoruldun ama değdi bir tanem. Senin işaretlediğin şeylerde fikir verdi bana. Ama aynalarını seçmedim, kusura bakma. Aslında onlar da güzeldi ama... Geri gelmeyeceğimi düşündüğün için kendi seçimini yaptın. Bence çok güzel oldu. Ben farklı düşünmüştüm ama olsun, alışırız. Mutfakta da bazı değişiklikler olmuş. Hayır, bir şey değişmedi mutfakta. Davranışlar, huylar değişmiş. Onu kastettim ben. Bir saygısızlık mı ettiler? Boş ver, şimdi tadımızı kaçırmayalım. Konuşmaya değmez gerçekten. Sanki perdelerin... İyi, neyse canım, olmuş artık. Beğenmediysen söyleriz, değiştirirler. Bilmem, göz yoruyor sanki. Beni hiç rahatsız etmedi aslında. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Çok klişe ama doğru. Çok yavaş gidiyorsun. Hiç içmedin neredeyse. Yo, içiyorum. Pelin gördüğü her gelinlik modelini maille yolluyor. O benden daha heyecanlı. Ben patlamak üzereyim, çok doydum. Nihal senin sevdiğin tatlıdan yaptırmış, daha o var sırada. Yemezsen bana darılmazsın değil mi? Yok canım. Bence sen de yeme. Düğüne kadar dikkat et kendine. Biraz kilo almışsın galiba. Hayır, fıstık gibi. Kolum iyileşsin, hemen spora başlayacağım. Çok hareketsiz kaldım. O zaman bu akşam hareket edelim. Dışarı çıkıp eğlenelim biraz. Ne dersin? Olur derim. Bu kolla kalabalığa girme bence. Değil mi, çarparlar falan? Geçen gün vitrinlere bakarken yanımdan geçen bir kadın çarptı koluma. Nasıl acıdı? Söylemedin bana. Bir şey olmadı Allah'tan. Bir an için. Bir terslik daha olursa Allah korusun, düğün ertelenir. Allah korusun. Allah korusun. Çok dikkat etmen lazım ama. O zaman biz de baş başa sakin bir yere gideriz. İlle çıkacak, duramıyor. Tekneyle çıkalım, ister misin? Donarsınız, saçmalamayın. Dolunay var ama. Evet. Kalın giyiniriz, battaniyelere sarılırız. Şahane olur. Sizde akıl varsa ben de olayım. Beni götürür müsünüz diye hiç sormuyorum. Baş başa dedim. Dikkatini çekerim. Ara bari, tekneyi hazırlasınlar. Derhal. Yeni bir makitle başladım. Sonra gösteririm sana. Olur, bakarım. Önce babamın yeni yaptığı oymayı gör bence. Daha bitmedi.
Olsun. Bak bakalım sen kime benzeteceksin? Sinirinden cadıya benzetmedin inşallah. Olabilir. Ben hazırım. Ben de. Sen önce şunu giy bakalım. Dikkat et, yavaş. Sağ ol canım. Hadi. Hoşça kalın. Güle güle, üşütmeyin sakın. Merak etme, yedek kazak da aldım. Güle güle, iyi dolunaylar. Sen de oturup kalma. Gençleri yalnız bırak biraz. Gidip maketimle uğraşayım biraz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Keşke dönmek zorunda olmasaydım. Babam anlar mı? Yüzüme bakarsa kesin anlar. Kahvaltıyı nerede yapalım? Bir şey yiyecek halde değilim. Midemde kelebekler uçuşuyor. Sen sakın değişme. Sakın. Hoş geldiniz. Beşir mi geldi? Evet. Beşir. Merhaba. Ay hiç iyi bakmamışsın kendine. Ne bu öksürük? Doktora görünmek için indim İstanbul'a. Hadi canım. Görüşürüz. Herkes yüzümden anlıyor gibi geliyor. Bakayım. Aa, evet. Behlül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Doğrudan yukarı çıkalım. Ben üstümü değiştireyim, öyle inelim aşağı.